aim for the lungs, straight through the rib cage. Either there or the heart, but best thing to do is hit the lungs, straight through the lungs. Mystery Rider, what's your name? You're a killer, drifter, gone insane. Bu ses kaydı seri katil tarafından kendi ses kayıt cihazına kaydedilmişti. Gainesville polisi bu ses kaydedeceği 5 öğrenci cinayetini araştırırken buldu. We did not know who was doing the killings. And so we tried to get the word out that this is happening. You need to be very careful. Lock your doors, stay inside. Let's not venture out this week for parties. Videoya başlamadan önce size Binomo'dan bahsetmek istiyorum. Binomo, finansal işlemlerinizde gecikme ve komisyon ücreti olmadan para çekmenizi sağlayan ticaret platformudur. Binomo ile kolay ve hızlı bir şekilde ticaret yapabileceksiniz. Finansal işlemlerinizin güvenliğini temin ettiği gibi 7/24 gecikmeye maruz kalmadan paranızı çekmenize imkan sağlıyor. Açıklama kısmındaki size özel bağlantıyı kullanarak Binomo'ya kaydolabilir ve fon yatırma kısmını kullanarak hesabınıza fon yatırabilirsiniz. Binomo'nun kullanımı ve arayüzünün basit olmasının haricinde deneme işlemleri de yapabiliyorsunuz. Sınırsız demo hesabı ve basit eğitimler de var. İlk fon yatırımınıza hoş geldin bonusu da sizleri bekliyor. Yatırım yapmadan önce varlık fonlarından euro ve doları seçtim. Tahminlerim doğruysa kazanacağım parayı da sizin de gördüğünüz gibi görebiliyorum. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde gördüğünüz üzere tahminim doğru çıktığı için kazançlı çıktım. Eğer ilginizi çektiyse videonun açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak kaydolabilir ve promo kodunu kullanarak %100 bonus kazanabilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Gainesville, Florida eyaletinde küçük bir üniversite şehridir. Bu şehir en çok Florida Üniversitesi'ne ev sahipliği yapmasıyla tanınır. Bu üniversite Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük üniversitelerinden biridir. Bu nedenle Gainesville her zaman ülkenin dört bir yanından çok sayıda öğrenciyi kendine çekmiştir. Ancak 1990 yazında neredeyse tüm gençler orada meydana gelen olaylar nedeniyle şehri terk etmeye başladı. ...18 yaşındaki Sonya Larson ve 17 yaşındaki Christina Powell, Florida Üniversitesi'nde birinci sınıf öğrencisiydiler. Okumak için Gainesville'e taşındıktan kısa bir süre sonra tanışmışlardı. Sonya ve Christina hemen arkadaş olmuşlardı ve birlikte bir daire kiralamaya karar vermişlerdi. Christina'nın ablası 25 Ağustos akşamı geç saatlerde Christina'ya eşyalarını getirmek üzere Gainesville'e geldi. Christina'nın kiralık dairesine vardığında ablası kapının zilini çaldı. Ancak kapıyı kimse açmadı. Ertesi gün 26 Ağustos'ta Christina'nın ailesi Gainesville'e geldi. Büyük kızlarıyla konuştuktan ve Christina ile iletişim kuramadığını öğrendikten sonra çok endişelenmeye başladılar. Christina'nın yaşadığı eve vardıklarında anne ve babası dairenin zilini çaldılar. Ancak cevap veren olmadı. Kızlarının arabasının ve ev arkadaşı olan Sonya'nın arabasının evin dışında park halinde olduğunu fark ettiler. Elbette kızlar yürüyerek bir yere gitmiş olabilirlerdi. Ama Christina ailesinin geleceğini biliyordu ve onları bekliyor olmalıydı. Bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenen Christina'nın ailesi, Christina ve Sonya'nın dairesinin kapısını açmalarına yardımcı olması için bina yöneticisini aradı. Bina yöneticisi ise şüphelendikleri bir şey olma ihtimali varsa derhal polisi aramalarını önerdi. Polis memurları olay yerine vardıklarında kızların dairesine girdiler ve dairenin her yerinde kan izleri gördüler.
İlk olarak Sonya Larson'ın yatak odasında yatan cansız bedenini buldular. Sonya'nın kıyafetleri bıçakla kesilmişti ve kızın ağzında kolibanda izi vardı. Göğsünde ise büyük bir bıçak yarası, sırtında ise 20'ye yakın bıçak yarası vardı ve cansız bedeninde göğüs uçları kesilmişti. Başka bir odada Christina'nın cansız bedeni bir kanepenin üzerinde bulundu. Kızın cansız bedeninin elinde ve ağzında bant izleri vardı. Kıyafetleri bıçakla yırtılmıştı ve Christina'nın da cansız bedeninin sırtında çok sayıda bıçak yarası vardı. Polis her iki kızın da cinayetten önce olay yerinde istismara uğradığını hemen tespit etti. Çünkü olay yerinde failin sperm izleri bulundu. Daha da korkunç olan ise katilin kızların cansız bedenlerini kasıtlı olarak müstehcen pozisyonlarda bırakmış olmasıydı. Suç mahallini korkutucu bir şekilde sahnelemesine rağmen fail yine de bazı kanıtlardan kurtulmaya çalıştı. Dedektiflere göre katil, suçta kullandığı kolibandını polisin parmak izlerini bulmaması için kızların cansız bedenlerinden kasıtlı olarak çıkarmıştı. Ayrıca Christina'nın vücudunun yanında sirke ve bulaşık deterjanına batırılmış bir havlu bulundu. Polis, failin bu havluyu olay yerindeki bazı eşyaları parmak izlerinden temizlemek için kullandığını düşündü. Olay yerini inceleyen dedektifler, dairenin arka kapısında eve zorla girildiğine dair bir takım izler buldu. Bu izlerin, failin daireye girmek için kullandığı iddia edilen tornavida izlerine benzediğine inanıyorlardı. Dedektifler, suçun meydana geldiği binanın yöneticisiyle görüştüler. Bina yöneticisi, 24 Ağustos gecesi, Christina ve Sonya'nın dairesinden birkaç saat boyunca yüksek sesle müzik sesi geldiğini, ancak sabaha doğru dairelerinin sessizleştiğini söyledi. Duyduğu son şey, sabahın erken saatlerinde kızların dairesinde duş alan biriydi. Bina yöneticisi, iki gün boyunca Christina ve Sonya'yı hiç görmemişti ve dairelerinden gelen herhangi bir ses duymamıştı. Daha sonra yapılan tıbbi incelemeler, Christina ve Sonya'nın cansız bedenlerinin 26 Ağustos sabahı kendilerinin cansız olarak bulunmadan önce neredeyse iki gün boyunca dairede yattığını doğrulamıştı. Dedektifler bu bilgiler doğrultusunda katilin suçu işledikten sonra kızların dairesindeki duşu kullandığını tahmin ettiler. Bulunan tüm kanıtlar göz önüne alındığında dedektifler işlenen cinayetin tamamen planlı olduğundan emindi. Onlara göre işlenen suçun niteliği failin potansiyel olarak benzer başka suçlar da işleyebileceğini gösteriyordu. Christina Powell ve Sonya Larson'ın ölüm haberini alan aileleri büyük bir acı ve keder yaşadı. Daha birkaç gün önce kızları okumak için ve hayatlarında yeni bir döneme başlamak için yeni bir şehre taşınmıştı. Ancak zalim ve acımasız bir kişi onların parlak hayatlarını bir anda yok etmişti. I wanted to die actually. I just wanted to be with Sonya. I wanted to see Sonya again in heaven, so. Christina ve Sonya'nın öldürüldüğü haberi hemen Gainesville şehrine yayıldı ve yerel halk paniğe kapıldı. Sakin bir üniversite kasabasında böylesine korkunç suçların işlenebileceğini kimse tahmin edemezdi. Ama bu sadece bir başlangıçtı. The chief told me he knew right away that this guy who had done this was not going to be satisfied with just killing two people. It was a couple of hours later that they found a third victim. Yaşındaki Krista Hoyt, Santa Fe Koleji'nde öğrenciydi. Kimya bölümünün en iyi öğrencilerinden biriydi. Krista Hoyt, polis memuru olmayı hayal ediyordu. Bu nedenle Gainesville'e taşındığında, gençleri polislik mesleğine hazırlamak için özel bir eğitim kursuna kaydoldu. Bu eğitim kursu sayesinde yerel şerifin ofisinde staj yaptı. Krista, görevlerini çok iyi bir şekilde yerine getirdi ve ofis personeli onu çok başarılı ve sorumluluk sahibi bir genç kadın olarak değerlendirdi. Krista, 26-27 Ağustos gecesi vardiyasına gelmediğinde polis ofisi personeli hemen bir şeylerin ters gittiğinden şüphelendi. Çünkü Krista asla işe gelmemezlik yapmazdı. Bir önceki gün iki kız öğrencinin öldürülmesi üzerine Krista'nın güvenliğinden endişe eden şerif, Krista'nın kiraladığı daireyi kontrol etmeleri için birkaç polis memuru gönderdi. Adrese gelen polis memurları, Krista'nın dairesinin kapısını birkaç kez çaldı. Ancak kapıyı açan olmadı. Daire sahibinden kapıyı açmalarına yardım etmesini istediler. Daireye girdiklerinde, polis memurları orada neler olduğunu görünce şok oldular. Krista'nın cansız bedenini yatağın üzerinde, öne doğru eğilmiş bir şekilde oturur vaziyette buldular. Daha da şok edici olan, Krista'nın başının kesilmiş olması ve başının bir aynanın önündeki kitap rafında durmasıydı. Krista'nın cansız bedeninde, önceki kurbanlarda olduğu gibi ellerinde ve ağzında kolibanda izleri bulundu ve kıyafetleri de bıçakla kesilmişti. Krista'nın sırtında birden çok fazla bıçak yarası vardı ve vücudu ayrıca karnının alt kısmından göğsünün ortasına kadar derin bir çizgiyle kesilmişti. Bir gün önce meydana gelen suçta olduğu gibi Krista vahşice tecavüze uğramıştı.
The question now facing police is, are these murders related? We were starting to see the similarities between the two. He was very precise in his methodology. On both scene one and scene two, a large knife had been used. The entry to the apartment, there was several pry marks around the door. So if their hunch is right that both crime scenes are linked, that's very bad news for Gainesville. İkinci cinayet haberinden sonra yerel halk arasındaki panik giderek daha da artmaya başladı. Birçok öğrenci ya evlerine dönmek için Gainesville'i terk etmeye ya da geceleri yalnız kalmamak için gruplar halinde birbirlerinin evlerinde kalmaya başladı. Bölge sakinlerinin çoğu silah satın almaya ve evlerinin kapılarına daha güçlü kilitler takmaya başladı. It's hard enough to think about all the classes you have to take and to have to worry about some maniac at the same time. It's just too much. My mom called me this morning and told me to come home now. And I'm hoping that they discover who's doing this by the weekend. And if that's not the case, then I'm going to bring my daughter home till this is solved. Tracy Pauls ve Manny Tabot da lise arkadaşlarıydılar. İkisi de 23 yaşındaydı ve Florida Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptırmışlardı. Yeni taşındıkları şehirde kimseyi tanımadıkları için kiralık bir dairede birlikte yaşıyorlardı. Tracy oldukça popüler bir kızdı. Okulunun güzellik yarışmasını kazanmıştı. Profesyonel olarak softball oynuyordu ve birçok etkinlikte aktifti ve avukat olarak kariyer yapmayı planlıyordu. Hi Lori, I love you very much. I think the wedding was beautiful. Arkadaşı Manny de oldukça dikkat çekici bir genç adamdı. Okulundaki tiyatro kulübünde oyuncuydu ve aynı zamanda bir Amerikan futbolu oyuncusuydu. Manny mimar olmayı hayal ediyordu. Bu yüzden aynı anda iki üniversiteye birden gitmişti. Cinayetlerle ilgili ilk haber geldiğinde Tracy o kadar da korkmamıştı. Çünkü kendisini koruyacak olan Manny ile aynı dairede yaşıyordu. Manny aslında oldukça güçlü bir adamdı. Atletik yapısı vardı ve 1.80 boyundaydı. Yine de ailesi ve arkadaşlarının endişelenmemesi için Tracy onları telefonla aradı ve güvende olduğuna dair güvence verdi. Ayrıca arkadaşı Lisa'yı da arayarak endişelerini yatıştırdı ve ertesi gün onu tekrar aramak üzere sözleşti. Lisa, ertesi gün boyunca Tracy'nin aramasını bekledi ama Tracy ona ulaşmadı. Arkadaşı olan Tracy'yi kendisi aramaya başladı ama Tracy telefona cevap vermiyordu. Tracy'nin güvenliği için çok endişelenmeye başladı ve Gainesville'den bir arkadaşı olan Tommy'yi arayarak her şeyin yolunda olup olmadığını görmek için Tracy ve Manny'nin dairesine uğramasını istedi. The latest victims were found inside the Gatorwood apartment. The bodies of a young man and a young woman were found at about 8:30 this morning. Lisa'nın korkuları boş değildi ama artık çok geçti. Tracy Pauls ve Manny Tabona'nın cansız bedenleri 27 Ağustos sabahı polis tarafından bulundu. Olay yerine gelen dedektifler olay yerini incelediler ve işlenen suçların önceki 3 cinayetle tamamen aynı olduğunu keşfettiler. Olay yerinde bulunan kanıtlara göre dedektifler işlenen suçun yaklaşık olay sırasını bir araya getirdiler. Katil gece geç saatlerde dairelerinin arka sürgülü kapısını tornavidayla açarak evlerine girmişti. Dedektifler Manny'nin o sırada odasında uyuduğunu, dolayısıyla katilin ona saldırırken avantajlı olduğunu düşünmüşlerdi. Katil uykusunda olan Manny'yi bıçaklamıştı ve Manny uykusundan uyandığında şaşkınlıktan dolayı hemen karşılık verememişti. Kavgaları birkaç dakika sürmüştü ancak ağır şekilde bıçaklandıktan sonra Manny çok kan kaybetmişti ve hayatını kaybetmişti. Kavga seslerini duyan Tracy, Manny'nin odasına doğru koştu. Ancak neler olduğunu görünce katilden kaçmaya çalıştı. Tracy kendini odasına kilitlemeye çalıştı. Ancak fail kapıyı kırdı ve ona saldırdı. Fail Tracy'nin ellerini ve ağzını koli bandıyla bağladı. Kıyafetlerini bıçakla kesti ve ona tecavüz etti. Daha sonra Tracy sırtından 3 ölümcül bıçak darbesiyle yaraladı. Katil, Manny'nin cansız bedenini hayatını kaybettiği doğal pozisyonda bırakmıştı. Ancak Tracy'nin bedeni kasıtlı olarak müstehcen bir pozisyonda bırakılmıştı. The killer or killers of 5 college students may still be in the Gainesville area tonight. You could drive down the street and see people loading their baggage into the trunks of their car. A lot of people are leaving. Our whole dorm this weekend is going to be gone. Gainesville Polis Departmanı'nın yoğun çalışmalarına rağmen dedektiflerin hiçbiri bir suçlunun bu kadar kısa bir sürede bu kadar hızlı cinayet işleyeceğini beklemiyordu. Polis, şehrin güvenliğini acilen arttırma göreviyle karşı karşıya kaldı.
Gainesville yetkilileri tüm yerel polis ekiplerini kentteki her mahalle ve sokakta 7/24 devriye gezmeleri için gönderdi. Şehir polis memurlarıyla öylesine dolup taştı ki bir sonraki hafta boyunca Gainesville'de tek bir suç, hırsızlık ya da basit kavgalar bile meydana gelmedi. So now we have state troopers, we have the National Guard called in, we have FBI here. All I can say is that you need to protect yourself against any intruder, anyone that you don't know in your apartments, in your complexes, and make sure your complexes are secure. We're trying to marshal all the resources we possibly can, number one, to prevent any further homicides, and secondly, to identify our suspect or suspects. Cinayet haberleri Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde duyuldu ve Florida eyaletinin dört bir yanında gazeteciler olayla ilgili insanlarla röportaj yapmak için Gainesville'e gitti. Ne yazık ki bu durum polisin çalışmalarını bir ölçüde aksattı. Çünkü cinayetlerle ilgili birçok gerçeğin gizli kalması gerekiyordu. Ancak gazeteciler devam eden soruşturma hakkında bilgi edinmeye hevesliydi. Aynı zamanda birçok bölge sakini sürekli olarak Gainesville Polis Departmanı'nı arıyordu. İnsanlar panik içinde şehrin farklı sakinleri hakkında sahip oldukları şüpheli bilgileri polise bildirdiler. Ancak bu ifadelerin hiçbiri dedektiflerin potansiyel katil hakkındaki varsayımlarıyla uyuşmuyordu. Şehirde tam bir kaos vardı. Soruşturmanın bu noktasında dedektifler FBI ile birlikte çalışarak aranan suçlu hakkında bazı önemli ayrıntıları tespit ettiler. Meydana gelen tüm suçlar o kadar ayrıntılı bir şekilde planlanmıştı ki katil kurbanlarının ne zaman evde olacaklarını ve yalnız olup olmayacaklarını biliyordu. Onları önceden takip etmiş ve tüm bilgileri öğrenmişti. Dahası katil suç işlemek için aynı tip kadınları seçmişti. Ölen dört kız da kahverengi gözlüydü. Kahverengi saçlı, normale göre kısa boylu ve açık tenlilerdi. Polise göre Manny Tabou da sadece katilin planını gerçekleştirmesini engellediği için öldürülmüştü. Dedektifler katilin tüm suçlarını aynı aletlerle işlediğini keşfetti. Kapıları kırmak için aynı tornavidayı kullanmış ve kurbanlarını öldürmek için kolibandı ve av bıçağı kullanmıştı. Katil suçu işledikten sonra kurbanlarının evlerinde birkaç saat daha vakit geçirmişti. Parmak izi bırakmamak için eldiven kullanarak yemek yiyip duş almıştı. Eldiven kullanmasına rağmen her suç mahallini havlu, sirke, bulaşık deterjanı ve diğer kimyasalları kullanarak iyice temizliyordu. Tüm bu eylemler yalnızca kanıtları gizlemek için yapılmıştı. Ancak kurbanların kan izleri ve katilin sperm kalıntısı olay yerinden asla temizlenmemişti. Katil kurbanların cansız bedenlerini korkunç ve müstehcen pozisyonlara sokmak için zaman harcamış, böylece olay yerinin daha korkunç görünmesini sağlamıştı. Suçun işlendiği yeri bulacak insanları şok etmek istemiş olmalıydı. Dedektiflere göre potansiyel suçlunun tespit edilen tüm özellikleri onu organize bir seri katil olarak tanımlıyordu. Organize saldırganlar genellikle ortalamanın üzerinde bir IQ'ya sahiptirler. Suç mahallinde ileri seviyede bir kontrolleri vardır ve genelde adli tıp hakkında eksiksiz bilgiye sahiptirler. Bu bilgi sayesinde izlerini çok iyi yok ederler ve takip edilmeleri oldukça zorlaşır. İşledikleri suçları medyada takibini iyi yaparlar ve bundan büyük bir projeymişçesine gurur duyarlar. Organize katiller genellikle sosyal olarak yetkindirler. Arkadaş veya partnerleri vardır ve hatta bazen evli ve çocuklu da olabilirler. Dedektifler bu soruşturmayla ilgili tüm varsayımlarına ek olarak önemli bir ayrıntıyı daha ortaya çıkardılar. Fail, kurbanlarının evlerine evlerinin arka kapısından giriyordu. Bu kapılar her zaman ormanlık alanın karşısında yer alıyordu. Yani katil büyük olasılıkla kurbanlarını ormandan izliyordu. Bu gerçek polise Gainesville ormanında delil aramaları için bir sebep verdi. Bu kritik karar polisin gelecekte soruşturmayı başarılı bir şekilde ilerletmesini sağlayacaktı. We're getting a tremendous amount of information from people that are calling in suspicious activity, especially suspicious people. Yerel Gainesville sakinleri bazı kişiler hakkındaki şüpheleri için polis merkezine aramaya ve ifadeler göndermeye devam etti. Çok sayıda ifade arasında bir kişinin ismi en çok tekrarlanan isim oldu. Bu isim Edward Lewis Humphrey'di. Kasabadaki pek çok kişi onun işlenen suçlara karışmış olabileceğini düşünüyordu. Çünkü adamın davranışları ve yaşam tarzı oldukça tuhaf görünüyordu. Edward, Florida Üniversitesi'nde okuyan 18 yaşında bir öğrenciydi. Sınıf arkadaşlarına göre Edward, antisosyal bir kişiydi. Sürekli heavy rock tarzı müzikler dinliyor, ormanda tek başına yürümeyi seviyor ve yanında her zaman bir çakı taşıyordu. Bazen kamuflaj kıyafetleri giyerek ve av bıçağı taşıyarak keşif yapmaya gittiğini söyleyerek ormana giderdi.
Florida Üniversitesi öğrencileri polise Edward'ın sık sık ölüm hakkında konuştuğunu ve birinin canını alma fantezileri kurduğunu söyledi. Dedektifler, Edward Humphrey'in bipolar akıl hastalığından muzdarip olduğunu öğrendi. Doktorlara göre Edward'ın antidepresan kullanması gerekiyordu ama kendisi kullanmıyordu. Bazı öğrenciler cinayetlerin başlamasından önceki günlerde Edward'ın sınıf arkadaşlarını bıçakla tehdit ettiği olayların yaşandığını iddia etti. Edward'ın tüm garip davranışlarına ek olarak yerel halk da görünüşünden korkuyordu. Edward'ın tüm yüzü bir araba kazasında aldığı kesitlerle kaplıydı. Polis Edward'a şüpheli muamelesi yaparken Edward'ın tutuklanması için ciddi bir neden oluşturan bir olay meydana geldi. Yerel polis karakolu Edward'ın 79 yaşındaki büyük annesini yüzünden darp ettiğine dair bir ihbar aldı. Edward Lewis Humphrey, 18-year-old, first-year University of Florida student, was arrested yesterday. He's charged with beating his grandmother in the face, causing fractures and bruises. Edward Humphrey tutuklandıktan sonra dedektifler onu 12 saat boyunca sorguladılar. Ancak sorgulamaya faydalı olabilecek herhangi bir bilgi elde edemediler. Edward'ın büyük annesiyle birlikte yaşadığı evde arama yapan polis, Edward'ın odasında bıçak dergileri, silah dergileri ve bazı cinsellik içeren dergiler buldu. Edward'ın şüpheli davranışlarına rağmen dedektiflerin elinde onu işlenen cinayetlerle ilişkilendirecek herhangi bir fiziksel kanıt yoktu. Yine de Edward, masumiyeti kanıtlanana kadar polis tarafından gözaltında tutuldu. Olay yerinin incelenmesi sırasında adli tıp uzmanları failin menisinden örnekler aldılar. Ancak 1990'larda DNA testi teknolojisi henüz gelişmemişti ve çok pahalıya mal oluyordu. Bu nedenle soruşturmanın bu aşamasında uzmanlar bulunan biyolojik örneklerden katilin DNA'sını belirleyemediler. Bunun yerine meni örnekleri kullanarak failin kan grubunu bulmak için sofistike tıbbi analizler yaptılar. Katilin kan grubunun B olduğunu bu şekilde öğrendiler. Edward Humphrey'in kan grubu A'ydı ve bu keşif cinayet suçlamalarıyla ilgili büyük bir çelişkiydi. Ancak Edward'ın gözaltından serbest bırakılması için bir neden değildi. Eylül 1990 tarihinde Ocala Florida Polis Departmanı bir market dükkanından soygun ihbarı aldı. Yerel polis memurları ihbara hızla müdahale etti ve soyguncuyu zamanında yakalamayı başardı. Soyguncu 36 yaşında Daniel Rowling adında işsiz bir adamdı. Daniel suçunu inkar etmedi ve soygun girişimi sırasında mağaza görevlisini silahla tehdit ettiğini itiraf etti. Polisi şaşırtan Daniel oldukça konuşkan, sakin ve kibar biriydi. Yaptığı şey için üzgün olduğunu bile söylemişti. Polis memurları Daniel'ın polis veri tabanındaki bilgilerini kontrol etti ve firari bir seri soyguncu olduğunu öğrendi. Daniel çocukluğundan beri çeşitli soygun türlerine karışmış ve hatta bu nedenle birkaç kez hapse girmişti. Ayrıca Daniel memleketi Shreveport, Louisiana'da aranıyordu. Shreveport polisi Daniel'ı babasını öldürmeye teşebbüs etmekle suçladı. Daniel polise oldukça konuşkan olmasına rağmen yine de savunması için bir avukat tuttu. Müvekkili için bir savunma planı hazırlarken Daniel'ın avukatı her ihtimale karşı akıl sağlığını kontrol ettirmeye karar verdi. Böylece herhangi bir zihinsel anormallik bulunursa bunu mahkemeye suçlarının nedeni olarak sunabileceklerdi. Buna dayanarak hakim genellikle suçlunun hapis cezasına mı yoksa psikiyatrik tedaviye mi çarptırılacağına karar verir. Daniel ile konuştuktan sonra psikiyatrist ona borderline kişilik bozukluğu teşhisi koydu. Bu durumdaki insanlar eylemlerini anlayabilir ve kontrol edebilirler. Dolayısıyla bu teşhis Daniel'u işlediği suçun sorumluluğundan kurtaramazdı. Daniel'ın hırsızlıktan tutuklanması televizyonda haber oldu ve bunun sonucunda polis karakoluna çok önemli bir telefon geldi. Arayan kişi Shreveport şehrinde yaşayan Cindy adında biriydi. Cindy, Gainesville'da yaşanan cinayetleri biliyordu ve bu cinayetlere memleketinde işlenen başka bir faili meçhul cinayete karışan kişiyi tanıdığına inanıyordu. 4 Kasım 1989'da Grissom ailesi akşam yemeği sırasında öldürülmüştü. Fail, evlerine girerek 55 yaşındaki Tom'u ve 8 yaşındaki torunu Sean'ı öldürmüş, 24 yaşındaki kızı Julie'yi koli bandıyla bağlamış, ona tecavüz etmiş ve hayatına son vermişti. Bu suçlu, öldürmek için bıçak kullanmış ve kurbanlarını Gainesville katiliyle aynı şekilde yaralamıştı. Ayrıca Julie'yi öldürdükten sonra cansız bedenini müstehcen bir pozda bırakmıştı. Shreveport polisi, daha önce Gainesville polisini bu cinayet ile 5 öğrencinin öldürülmesi arasındaki benzerlikler konusunda bilgilendirmişti. Ancak polisi arayan Cindy başka önemli bir şey daha bildirdi. Cindy'nin anlatmasına göre kendisi kocasıyla sık sık kiliseye gidiyordu ve bir keresinde orada Daniel Rowling ile karşılaşmışlardı. Daniel, Cindy ve kocasına insanlara bıçak saplamaktan hoşlandığını itiraf etmişti.
O zamanlar Daniel'ın sadece akıl hastası bir kişi olduğunu düşünerek sözlerini ciddiye almamıştı. Cindy, Shreveport ve Gainesville'deki cinayetleri duyduğunda Daniel Rowling'in bu işe karışmış olabileceği düşüncesini aklından çıkaramadı. Şüphelilerden emin olmadığı için polise gitmedi. Ancak televizyonda Daniel Rowling'in hırsızlıktan tutuklandığı haberini duyunca şüphelerini polise bildirmeye karar verdi. Cindy'nin ifadesinin ardından Gainesville polisi, Shreveport polisinden Grissom ailesinin cinayet dosyalarını istedi. Ellerine ulaşan belgelerden, olay yerinde bulunan suçlunun kanının Gainesville'deki katille aynı olan B tipi kan olduğunu öğrendiler. Bu keşif, Daniel Rowling'den kan ve DNA örnekleri alınması için ciddi bir kanıt oldu. Kan testinin ardından kan grubunun da B tipi olduğu ortaya çıktı. Ve bu gerçek onu sadece bir soyguncu olarak değil, bir seri katil olarak değerlendirmek için bir neden haline geldi. DNA testinin pahalı maliyetine rağmen Gainesville polisi FBI'den testin yapılmasını talep etti. Ancak sonuçları neredeyse 3 ay beklemek zorunda kaldılar. Dava hazırlıkları sürerken Edward Humphrey ve Daniel Rowling polis gözetimi altındaydı. DNA sonuçlarını beklerken Gainesville polisi yerel ormanda ipucu aramak için daha fazla çaba sarf etti ve çalışmaları boşa gitmedi. Polis arama ekipleri ormanda içinde birçok eşyanın bulunduğu terk edilmiş bir çadır buldu. Bu eşyalardan bazıları ölen 5 öğrenciye aitti. Soruşturma açısından önemli olan bir diğer ipucu ise bir tornavida, bir tabanca, spor eldivenleri, bir kar maskesi, kırmızı boyayla boyanmış bir çanta dolusu para ve küçük bir kaset çalar oldu. Dedektifler, bulunan kırmızı boya lekeli para çantasının da yakın zamanda gerçekleşen bir olayla bağlantılı olduğunu keşfetti. 25 Ağustos'ta Krista Hoyt'un evinin yakınındaki küçük bir banka soyulmuştu. Banka çalışanı silahlı soyguncu tarafından tehdit edilip para dolu çantayı teslim ettiğinde çantanın içine kasıtlı olarak yarı açık bir kırmızı boya kutusu koydu. Bunu polisin gelecekte suçluyu bulabilmesi için yapmıştı. O gün soyguncu polise gelmeden önce kaçmayı başardı. Banka memuru kar maskesi taktığı için failin yüzünü tarif edememişti. Ormanda delil bulduktan sonra dedektifler meydana gelen tüm olayları birbirine bağladılar ve Daniel'ın tüm bu suçlara karıştığından daha da şüphelenmeye başladılar. Şüpheleri ormanda bulunan kasetçalardan alınan ses kaydını dinlediklerinde doğrulanmıştı. Aim for the lungs. Straight through the rib cage. Either there or the heart, but best thing to do is hit the lungs. Straight through the lungs. Bu ses kayıtlarını dinleyen dedektifler, sesin Daniel Rowling'e ait olduğundan emindi. Ayrıca ses kaydının bir noktasında Daniel'ın tam adını söylediği de duyulabiliyordu. Daniel'ın kaydettiği ses kayıtlarında gitarıyla şarkılar söylüyor, duygularından bahsediyor ve ayrıca ailesine bir mesaj bırakıyordu. Dedektifler yaptıkları araştırmada Daniel'ın ailesinin ve özellikle de babasının onun ruhsal durumu üzerinde büyük bir etkisi olduğunu tespit etti. Daniel, Shreveport, Louisiana şehrinde doğmuştu ve Kevin adında bir abisi vardı. Anneleri Claudia bir ofis çalışanıydı ve babaları James, Kore Savaşı gazisiydi. Eski bir ABD donanması üyesiydi ve Shreveport polis memuruydu. Babaları James şiddet yanlısı bir adamdı. Karısına ve oğullarına karşı tuhaf nedenlerle sık sık saldırgan bir şekilde davranırdı. Bir gün annesi Claudia, kocasının kendisini jiletle yaraladığını iddia ederek hastaneye gitti. Claudia birçok kez kocasını terk etmeye çalışmıştı ancak ona geri dönmeye devam etmişti. James oğullarına sık sık şiddet uyguluyordu. Baba James bir keresinde Daniel'ı yere yatırıp kelepçeledi ve polisten oğlunu götürmesini istedi çünkü ondan utanç duyduğunu söylemişti. Ayrıca Daniel'ın çok sevdiği bir köpeği vardı. Babası James bu zararsız hayvanı o kadar çok sık dövüyordu ki bir gün köpek Daniel'ın kollarında hayatını kaybetti. Daniel'ın çocukluk hikayesi bir yetişkin olarak akıl hastalığının nedenlerini açıklıyordu. Daniel çocukluğunu travmalarla yaşamıştı. İşin tuhaf yanı ormandaki kaset çalarda bulunan ses kayıtlarına göre Daniel babasını suçlamıyordu. Bunun yerine ailesini sevdiğini söylüyordu. I'm sending this to the three people I love the most. And I'll always love you. I love my mother. I love my father. And I love my brother. Now I got sky for a blanket, the earth for a bed, and some rumpled up clothes for a pillow. But it's okay. It's just the way it is. You take the good with the bad. I know I'll have to run the rest of my life. But I'm getting pretty good at it. Well, pushed me away at a young age, Pop. I wanted to make you proud of me. I let you down. I'm sorry for that.
Well, let me sign off for a little bit. I got something I gotta do. How frequently would the boys, particularly Danny, receive a whipping? Well, if it was a verbal whipping, it was every day. How about physical? Often, probably about twice a week. I do things to draw attention to himself in front of his dad. It was almost as if, you won't hug me, so hit me. Ocak 1991'de dedektifler Daniel'ın geçmiş yaşamı hakkındaki bilgi ararken DNA testinin sonuçları geldi. Yapılan incelemeye göre Daniel'ın DNA'sı her 3 suç mahallinde bulunan DNA ile eşleşmişti. Bu haberin ardından öğrenci Edward Humphrey suçsuz bulundu ve hapishane gözetiminden serbest bırakıldı. Daniel aleyhindeki tüm delilleri topladıktan sonra Gainesville polisi duruşma için hazırlıklara başladı. Daniel'ın suçunu itiraf etmesi için birçok kez sorgulamaya çalıştılar. Ancak Daniel her zamanki gibi konuşmalarını uzattı. Sanki polise alay ediyormuş gibi hayatla ilgili başka konulara geçti. Polis psikiyatristi Daniel'ın narsizmden muzdarip olduğunu belirledi. Çocukluk geçmişi göz önüne alındığında bu oldukça normaldi. Daniel kendisi için gerçekten ilgi istiyordu ve medyanın yoğun ilgisi nedeniyle soruşturma sırasında bolca ilgi görüyordu. Dava hazırlanırken tanınmış bir polisiye yazarı olan Sondra London, Daniel'ın hikayesiyle ilgilenmeye başladı. Onu hapishanede defalarca ziyaret etmeye ve röportaj yapmaya başladı. Böylece Sondra London, The Making of Serial Killer adlı kitabını yazdı. Daniel ve Sondra'nın hapishanedeki birçok görüşmesi sırasında bir araya geldiler ve evlenmeye karar verdiler. Bugün Sondra hala resmi olarak Daniel'ın karısı olarak kabul ediliyor. Daniel'ın soygun suçlamasıyla yargılandığı duruşma sırasında Sondra da mahkeme salonundaydı. Daniel'a konuşması için söz verildiğinde Sondra için romantik bir şarkı söyledi. I recall the day I first saw you. I reached out to say I love you, but it was hard to say I couldn't touch you. So tell me, baby, what were my words? Dedektiflerin Daniel'ın cinayetleri gönüllü olarak itiraf etmesini sağlamak için yaptıkları sayısız girişimin tümü başarısızlıkla sonuçlandı. Daniel'a yöneltilen suçlamalar listesine ek olarak Janet Frake adlı bir kadın polise temasa geçerek Daniel'ın saldırılarından sağ kurtulduğunu iddia etti. Daniel 5 Ağustos 1990'da Janet'in evine girmiş, ellerini ve ağzını koli bandıyla bağlamış ve onu taciz etmişti. Ancak onu sağ bırakmıştı. Daniel o gün yüzünü gizlemek için kar maskesi bile kullanmamıştı. Bu yüzden Janet onun yüzünü hatırlıyordu. Daniel'ın tutuklandığı haberinin ardından Janet saldırıyı polise bildirmeye karar verdi. Janet'in evinden suçtan sonra geride kalan DNA örnekleri alındı ve analizler bu DNA'nın Daniel'ın DNA'sıyla eşleştiğini doğruladı. Kasım 1991'de Daniel'ın duruşması gerçekleşti. Savcılık Daniel'a karşı tüm kanıtları profesyonelce hazırlamıştı. Bu kanıtların yardımıyla Daniel'ın suçluluğunu kanıtlayacaklardı. Ancak kimsenin beklemediği bir şey oldu. Daniel tüm suçlarını kendisi itiraf etti. I regret with all my heart what my hand has done. For I have taken what I cannot return. If only I could bend back the hands on that ageless clock and change the past. Ah, but alas, I am not the keeper of time, only a small part of history and the legacy of mankind's fall from grace. I'm sorry, Your Honor. Daniel işlediği suçların nedenini eğlenmek için cinayet işlemek istediğini ve seri katil Ted Bundy kadar popüler olmak istediğini söyleyerek açıkladı. Daniel suçları için Gainesville şehrini seçmişti. Çünkü Gainesville'in Amerika'nın en güvenli şehirlerinden biri olarak ününü yok etmek istiyordu. Mahkeme Daniel'ı ölüm cezasına mahkum etti. Daniel 25 Ekim 2006'da 52 yaşındayken zehirli iğneyle idam edildi. Jesus. I wanna be more like you now.
Bu tarz videoların devamı için ve bana destek olmak için videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.